Merhaba arkadaşlar. Çemberde açılar ve uzunluk soru çözümü yapacağız. Çemberin gelmediği, sorulmadığı bir sene zaten yok arkadaşlar. Hem TYT için hem AYT için konuşuyorum. Dolayısıyla yine çok önemli bir yere başlayacağız. Lütfen dikkatli takip edelim. PDF'leri önümüze alalım ve arkadaşlar zaman kaybetmeden startımızı verelim. Şimdi ilk başta tabii ki açılarla ilgili birkaç hatırlatma yapacağım. Merkez açı neydi? Köşesi tam çemberin üzeri, e, merkezinin üzerinde olan açıydı ve gördüğü yayla eşit ölçüye sahipti. Yani merkez açının ölçüsü ne kadarsa, 100 kadarsa gördüğü yayın ölçüsü de o kadar olacaktı. Çevre açı neydi peki arkadaşlar? Köşesi çemberin üzerinde olan açıya çevre açı diyorduk ve çevre açının ölçüsünün iki katı gördüğü yayı veriyordu bana. Bunu unutmayalım eğer burası 40 derece ise gördüğü yay 40 derece olmayacak 80 derecelik bir açı e, kaplayacak diyebiliriz. Ve bu ikisinden şunu da bizim çıkarmamız lazım. Aynı yayı gören çevre açılar eşittir arkadaşlar hatta ve bu ikisinden değil şundan daha doğrusu. Aynıya gören çevre açılar neden eşittir? E çünkü bu bir çevre açıysa çemberin üzerinde ise gördüğü yay bunun iki katı olacaktır. 2 alfa. Aynı yaya dikkat ederseniz buradaki açı da bakıyor ve buradaki açı da çevre açı olduğu için tabii ki 2 alfadan yarısını alarak alfaya geçiş yapabiliriz. Şimdi çapı gören çevre açı 90 derece yani dikti. Neden? Çok basit bir sebebi var. Eğer burası çapsa buradaki yay 180 derece olacaktır. Çünkü çemberin tam olarak yarısıdır. Şuradaki açıya dikkatli baksın herkes. Hangi gruba girdi bu? Çevre açı grubuna. E o zaman bu açının iki katı bana 180'i vermedi. Demek ki buradaki açı 90 derece olmalı ve biz bunu şöyle söyleriz. Çapa bakan çevre açı diktir diye aklımıza alırız. Arkadaşlar merkezden teğet değme noktasına çizilen doğru parçası teğete dik oluyordu. Bak gerçekten bunu unutma. Bir soruda eğer merkez ve teğet değme noktası metin kısmında bir arada geçiyorsa lütfen aklına bu gelsin diyorum. Ve merkez noktasını teğet değme noktasına birleştirirsek kesinlikle ve kesinlikle 90 derece kazanırız. Bunu da görmeni istiyorum bu arada. Eğer bir çemberde aynı yaya bakan merkez açı ve çevre açıyı görüyorsan yani bir soruda bunu şöyle yorumlamanı istiyorum. Merkez açının ölçüsünün yarısı çevre açıya eşittir. Sebebi de şu. Merkez açı 2 alfa ise gördüğü e, gördüğü yayda ne olacaktır? 2 alfa olacaktır. E burası çevre açı. E çevre açının 2 katı bana 2 alfayı vermeli. O yüzden çevre açıya tık alfa diye yazarız. Ve şöyle yorumlarız bunu. Bir çemberde aynı yaya bakan merkez açı çevre açının 2 katına sahiptir diyebiliriz. Arkadaşlar yine çemberde. Eşit kirişler eş yay keserler. Bakın diyelim ki buradaki yayın uzunluğu 5 birim kadar. Yine CD yay dedim değil mi? kiriş diyeceğim pardon. Bu kirişin uzunluğu 5 birim kadar. Bu kirişin uzunluğu da yine 5 birim kadar olsun. Eğer bunların uzunlukları eşitse kestikleri yayın ölçüleri eşittir ya da kestikleri yayların uzunlukları eşittir de diyebiliriz. Buradaki yayın uzunluğu buradaki yayın uzunluğuna eşit olacaktır. Bir uyarı çekmek istiyorum. Diyelim ki buradaki AB yayının ölçüsü 40 derece, tamam mı? Sen şuradan eğer 10 birimlik bir kiriş kesersen, şöyle kiriş çizersen Buradaki yayın ölçüsü evet evet 80 derece olmuyor arkadaşlar. Şaşırdınız değil mi? Bak bunu çok yapıyoruz. Çok hata yapıyoruz burada. Lütfen dikkat edelim. Eşit yay, eşit kirişler, eşit yay keserler. Kirişin orantılı olan başka bir kirişe evrilmesi yayı da aynı oranda büyütmüyor. Lütfen dikkat edelim buna. Şimdi geldim buna. Eğer paralellik varsa iki kiriş arasında. Bakın AB CD kirişiyle paralelse Bunların arasında bulunan buradaki yaylar da yine eşit uzunluktadır ve eşit ölçülüdür. Sebebini anlatayım size. Çok basit bir sebebi var. Şu çizgi çekelim tamam mı? Buradaki açıya alfa diyelim. E, Z kuralından buradaki da ne olacaktır? Alfa. Peki alfa çevre açı olmadı mı? Evet çevre açının iki katı burayı verir. Bu da çevre açı iki katı burayı verir. Gördüğünüz gibi paralellerin arasında bulunan yaylar birbirine eşit ölçülü geliyormuş. Evet işte geldik günün anlamı ve önemine. Sıkı dur, iyi izle bunu. Merkezden kirişe çizilen dikme kirişi iki eşit parçaya bölüyor. Yanlış duymadınız arkadaşlar. Burası bir kiriş. Diyelim ki 11'im uzunluğu var bunun. AB 11'im. Eğer siz bu 11'ime merkezden bir tane dikme çizerseniz o dikme bu kirişi 5 5 ayırıyor ve bu da yetmiyor. Gittiği kestiği yayı daha doğrusu yine iki eşit parçaya bölüyor. Buradaki AK minör yayı KB minör yayıyla yine eşit ölçülü oluyor. Sebebi yine çok basit arkadaşlar. Onu da hemen anlatayım size. Şuradaki uzunluğu çekerseniz bu bir yarıçaptır. Bu uzunluğu çekerseniz bunlar çember sorularında çok önemli şeyler. Yine yarıçap çap çizersiniz. Bakın ikiz kenar üçgen çizdiniz. Aslında ikiz kenar üçgende dikme çizmiş oldunuz. E bu dikmenin görevi neydi? Tabii ki kenar ortay olmaktı ve aynı zamanda açıortay olmaktı. Bunların açıortay oluşu gördüğü yaylara bakarsanız bunları da eşit ölçülü hale getirmiş oluyor. Şimdi yine yıldızlayalım. Samanyolu galaksisini dolduracağım hatta buraya. Yine kullandığımız şeylerden bir tanesini söylüyorum. Bakın, bir çemberin dışarısındaki noktadan çembere teğetler çizerseniz eğer bu şekilde iki tane teğeti çizdiniz. Bu teğetler eşit uzunluktadır. Yani buradaki PT1 uzunluğuyla buradaki PT2 uzunluğu teğetler oldukları için eşit uzunluğa sahiptirler yorumunu yapabiliriz. Ve 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 şuna da dikkat etmenizi istiyorum. Bu teğet noktasından merkezden geçecek şekilde şu ışını çizersek Buradaki açıyı ikiye bölmüş oluruz. Ve hatta şuradaki yayı da arkadaşlar yine iki eşit parçaya ayırmış oluruz. Bunu da eklemiş olayım. Devam edelim mi? Yoruldunuz mu? Yorulmadınız değil mi? Evet geldik hiç açıya. Şimdi iç açı dediğimiz şey nedir? Tabii ki merkez ya da çevre açı grubuna girmiyorsa ve çemberin iç bölgesindeyse bunun ismi iç açı oluyor arkadaşlar. Şunu şuraya taşıyacağım tabii ki. Bakın iç açının ölçüsünü nasıl bulacağız? İç açı için gördüğü yayları toplayıp yarısını alıyorsun. Bu kadar. Alfa ön taraftan AB yayını gördü mü? Evet. Arka taraftan da CD yayını gördü mü? Evet. Bunların aritmetik ortalaması bana bu alfanın ölçüsünü verecektir. Dolayısıyla toplamlarının yarısı oluyor. Peki dış açıyı nasıl buluyoruz? Heh iç açıda toplayıp yarısını alıyordun ya. Kapış. Dış açıda da çıkartıp yarısını alacaksın. Bu kadar basit. Arkadaşlar buradaki dış açımız görüyorsunuz çemberin dışında yer aldığı için dış açı ismi zaten gördüğü büyük yaydan küçük yayı çıkartacaksınız ve yarısını alacaksınız. Şakkadanak bulmuş olacaksınız dış açının ölçüsünü. Peki teğet kiriş açına yine bunu da kullanıyoruz. Bir tane teğetten ve bir tane kirişten meydana gelen açının ismidir. Bunu çevre açı gibi düşünebilirsiniz. Çünkü sebebi şu. Görüyorsunuz çemberin üzerinde bulunuyor köşesi. E dolayısıyla aynı çevre açı mantığıyla işler. Yani şöyle diyebiliriz. Teğet kiriş açının ölçüsü alfa ise gördüğü yayın ölçüsü çevre açı mantığından tam 2 katıdır. Yani şu yayın ölçüsüne 2 alfa diyebiliriz arkadaşlar. Bunu da alta zaten yazdık. Geldik buna. Ya var ya bu şekli neredeyse bütün soru bankalarında görebilirsiniz. Burada benzerlik var arkadaşlar. Dikkatli olalım lütfen. Bakın bir tane teğet ve kirişin oluşturduğu şurada kahverengi bir açı var. Bunun adı teğet kiriş açı değil mi? Yine aynı şekilde bu teğet kiriş aynı yayı gören bir çevre açı var. E bunlar ölçü olarak eşit olacaklardır. Sebebi de burası TB minör yayından bahsediyorum. 2 alfa olacağı için değil mi? TB minör yayı şöyle yapalım. 2 alfa olacağı için bu da yine TB minör yayını gördüğü için alfa derecelik ölçüye sahip olacaktır. Kısacası bunlar eşittir. Yetmiyor yetmiyor dikkat. Şuradaki açıyı şöyle boyayalım istiyorsanız işte bu şekilde. Bakın. Mavi açı alfa ve şurada bir açımız var. Buna da siyah açı diyelim. Aklınızda tutun. Mavi siyah alfa. Peki TAC şekline bakalım. Mavi şurada alfa var. Kim eksik? Siyah eksik, değil mi? Siyah nerede olmalı? İşte tam olarak burada olmalı. Görüyorsunuz arkadaşlar, bu attığım açılardan dolayı ATC üçgeni ki ATC üçgeni benzerdir TBC'ye. T, B, C üçgenine sebebi de açılarının aynı olmasından ileri geliyor. Lütfen dikkat edelim karşımıza bundan sonra bu çizimini yaptığım şekil çıkarsa görüyorsunuz bu açıyla bu açı aynı ve üstelik şuradaki üçgen büyük üçgene benzer oluyormuş. İçten tehdit dıştan tehdit kavramına bakalım. Bak burada da uzunluk sorularında kullandığım bir şey var. Eğer teğet durumda bulunan iki tane çember varsa içten ya da dıştan hiç fark etmez yani. Arkadaşlar siz bu 3 çemberlerin eğer merkezlerini birleştirirseniz aynı zamanda bu birleşim doğrusu ya da doğru parçası TDM noktasından geçer. Kısacası O1 T ve O2 doğrusaldır. Yani kırılmadan gitmiştir yorumunu yapacağız tamam mı? Çünkü bazen sorularda çizebiliyorum. Gerek olabiliyor buna. Yine aynı şekilde içten tehdit durumu varsa siz merkezleri birleştirirseniz ve bu birleştirdiğiniz doğruyu devam ettirirseniz bakın nereye geliyormuş? Kesinlikle tehditleme noktasına gelecekmiş. Bunu lütfen aklımızdan çıkarmayalım. Tehditlik durumunda her iki halde de arkadaşlar tehditleme noktasından geçiyoruz ya da uzantımız oraya varıyor diyebiliriz. Teğet çemberlerin merkezlerini birleştiren doğru ya da doğru parçası teğet değme noktasından geçer. Evet, bunu yukarıda söyledik. Şimdi gelelim buna. Şu anda burada şekilde ne görüyorsunuz? Valla bir üçgen ve içten teğet olan bir çember görüyorum hocam. Evet, içten teğet olan çembere biz zaten ne deriz? İç teğet çember deriz. Arkadaşlar iç teğet çemberin merkezi hatırlatıyorum iç açı ortayların kesiştiği noktaydı. Dolayısıyla aslında I noktası iç açı ortayların kesiştiği noktadır. Yorumunu yapabiliriz. Peki eyvallah da bununla ilgili başka ne bilmemiz gerekiyor? İşte şunu bilmemiz lazım. Bazen üçgenin alanını hesaplamak için sur formülünü kullanabiliyorum. Ne demek sur formülü? Arkadaşlar S alanı temsil etsin. ABC üçgenin alanı alanını. U yarı çevre. Ne demek yarı çevre? İşte A uzunluğu olsun, B uzunluğu olsun, C uzunluğu olsun. U uzunluğu yarı çevre yani A, B, C toplamının tam yarısı. Ve R de yarı çap. Neyin yarı çapı yalnız? İç T çemberinin yarı çapı. İşte yarı çevre ile iç T çemberinin yarı çapını çarparsanız bu üçgensel bölgenin alanını bulmuş oluyorsunuz. Şimdi artık konu anlatımımız bittiğine göre... Bomba gibi sorularla startımızı verebiliriz. Ne yapıyorsunuz? PDF'leri çıkardınız. Aynen öyle. Benden önce çözüyorsunuz. Benim çözmemin sonra izliyorsunuz. Süpersiniz. Hadi gelin bakalım. Bismillah. Şimdi CD, CD dairesel şeklinde olan ve veri işleyip depolamada kullanılan bilgisayar ekipmanıdır. Üst üste, üst üste duran iki eş CD gösterilmiştir diyor. Tamam. O noktası merkez K ve L noktaları ON ve OM'ye teğettir. K ve L noktaları OM ve ON'ye teğettir diyor. Bak bu teğet lafı çok işime görecek. Kx yayının ölçüsü 140 derece. Onu bir boyayalım istiyorsanız. Maviye boyadığım yay burası 140 derece. Olduğuna göre Pn minör yayını sormuş bize arkadaşlar. Pn minör yayı da işte burası. Şimdi nasıl başlayalım? Şöyle başlayalım. Bir kere CD'lerin zaten eş olduğunu soru söylemişti. E, peki bunların eş olması yarıçaplarının da aynı olduğunu gösterir zaten değil mi? Çizime göre dikkat ederseniz eğer Arkadaşlar buradaki üste bulunan CD alttaki CD'nin tam merkezinden geçmiş zaten. Ee, bu durum gerçekleşmişse alttaki CD'de üstteki CD'nin merkezinden geçecektir. Neden? E çünkü yarıçapları aynı. Şu çizgiyi çektiğinizde yarıçapsa yani üsttekinin yarı çapıysa alttakinin de yarı çapı olacaktır. Kısacası artık buradaki nokta yani kale yayının üzerinde merkez vardır yorumunu yapabiliriz. Peki peki buradaki 140'ı nasıl kullanacağız? Şimdi az evvel konuştuğumuz özelliklerden gidelim. Bakın. Burada hemen şöyle bir çizim yapacağım. Şu içtekini çiziyorum. Şurada bir teğet var. Burada da yine aynı şekilde bir teğet var. Biz şuranın K, buranın X, buranın L olduğunu biliyoruz. Ve oradaki yayın 140 derece ölçülü olduğunu biliyoruz. Arkadaşlar bakın burası 140 derece ise burası onun bütünleridir. Neden bütünleri biliyor musunuz? Yani şöyle 40 yazayım. Neden olduğunu anlatıyorum. Burası 140 ise zaten ters tarafın 100, 360 eksi 140'dan 220 olması lazım. Peki bu dış açı değil mi? Evet. O zaman dış açı bunların farkının yarısıydı. Bunların farkı görüyorsunuz sizde 80'dir. Yarısını aldığınızda hop 40 çıkmış oluyor. Bu hamleleri yapmaya gerek yok. Direkmen buradaki ya 140 sa buradaki dışta bulunan dış açı teğet olmak koşuluyla tabii ki kesinlikle 180'e tamamlayıcısıdır. Yani aslına bakarsanız şu açının ölçüsü hop 40 derecedir diyebiliriz. Peki bu 40 dereceler nasıl bir yorum yapacağım? Öncelikle içeride dedik ya işte çember sorularında yarıçap çizmek önemli bir şeydir. Mesela burada ECD'lerle karşılaştığımız için ben şu çizgiyi şöyle buraya birleştirirsem merkezden şuraya da O2 diyelim mesela. Bu çizgiyi çekersem şayet yine arkadaşlar buradaki açıyı ne yapmış olacağım? Ortalamış olacağım. Bunu da az evvel zaten konuştuk. O halde buradaki açı 20 derece, buradaki açı da tak diye 20 derece olacaktır ve ben şu anda bir yarıçap çizmiş oldum. Aslında ikisini de yarıçap çizmiş oldum. Peki şu çizgiyi çekelim hemen. Bu da nedir? Bu da zaten CD'lerin yarı çapı olacaktır. O halde şu uzunlukla şu uzunluğa eşittir sembolü bırakabilirim. Peki arkadaşlar burası 20 derece ise... ...şuradaki karşıda bulunan açıda ne olacaktır yine? 20 olacaktır hocam müthişsin. E, 20-20 daha toplandı. Buradaki açıyı bana vermiş oldu. Kısacası buradaki açının ölçüsü üçgenin iç açılarından tam tamına 140 derece. Bunun merkez açı olduğunu siz de görüyorsunuz değil mi? Burası 140 derece ise... Hop buradan buraya kadar açının ölçüsü de ne olacaktır? 140 derece olacaktır. Şimdi kimse yanılmasın. Hocam cevap 70. Bakıyorum 70 de yok ama 70 diye aklına getirme. PN'yi bulacağız ya. Hemen şuradaki merkezi şuraya birleştirerek yeni bir yarı çap çizmiş oluyorum. Bakın eşit eşit sembolü bıraktım. CD'nin yarı çapını çizmiş oldum. Şimdi şurada da yine CD'mizin yarı çapı var. Peki arkadaşlar şu çizgiyi çektiğim anda alttaki CD'nin de yarı çapını çizmiş olmaz mısınız? O zaman buna da hemen tik sembolü atalım. Aman ya Rabbi. P O 2 O. Dikkat ederseniz bu üçgen eşkenar bir üçgen oldu. Çünkü tamamen CD'lerin yarı çapından kurgulandı. E bu bir eşkenar üçgense şuradaki açının ölçüsünün 60 olması gerekiyor. E 6 da 140'da zaten 140'tan 60'a düştüğünüz takdirde de Onu yeşille gösterelim 140'dan 60'a düştüğünüz takdirde de Bakın buradaki açıyı bulacaksınız Bu da 80 derece E bu 80 derece ise zaten bu merkez açı Merkez açı gördüğü yayla aynıdır O zaman gördüğü yayı da tık 80 derece atabiliriz Ya da bu 60 olduğu için Şurası da 60 deyip 140'dan 60'ı çıkartıp 80'i bulabilirdik İşte görüyorsunuz çember sorularında Gerçekten yarı çap çizmek Çok değerli arkadaşlar İkiz kenar üçgenler e, türetebiliyor Aşağıda üst yüzeyi zemine paralel olan O merkezi daire biçiminde masa DEBC ile katlanarak şekil 2'deki gibi küçültülebilmektedir. Bir dakika algılayalım. Öncelikle şuradaki masadan bahsediyor. Zemine paralel diyor. DEBC'den katlanarak bak BC burası DE de burası. Buradan masaya tık diye vurduğunuz anda zaten evinizde varsa biliyorsunuzdur ya da şahit olmuşsunuzdur. Hemen o kollar ne oluyor? Şöyle şart diye aşağıya bükülüyorlar. Masa katlanmış oluyor. Bunu anlatıyor sonra Güzel. Küçültülebilmektedir. Bu masa BDBC'den zemine dik biçimde katlandığında demiş. Yani şuralardan zemine dik biçimde. Onu bir işaretleyelim. Katlandığında en yakın noktalardan biri R üssü, zemine en yakın noktalardan biri R üssü, simetri L üssüdür demiş. Tamam bir dakika duralım burada. Siz bunu katladınız. Diyelim ki BC'den katladınız. Arkadaşlar BC şurası. Buradan katlarsanız bakın R şurası olsun parmağımın ucu. Bunu katlarsanız görüyorsunuz aşağı doğru bükülüyor. Onu ben şöyle göstereyim. R üssü zemine en yakın nokta oluyor. İşte burasıymış. Bunun simetriği de diğer tarafta katlanan parça o da aşağılara bir yere gelecektir. İşte onu da koyalım istiyorsanız. Şuralara bir yere geldi. Görünmüyor şu anda L üstü. Bana demiş ki L üstü R üstü 60 santim. L üssü R üssü 60 santim. Bir şey söyleyeceğim. Buradaki arkadaşlar L üssü ile R üssünün arasındaki mesafe 60 ise ben şuraya bir 60 yazabilirim değil mi? Şimdi buna dikkat. Bana ne demişti burada? En yakın noktalardan biri R üssü simetri L üssüdür. Simetri diyorsan R üssünün aşağıya olan mesafesi ne kadarsa simetrinin de aşağıya olan mesafesi aynıdır. Dolayısıyla buradaki çizmiş olduğum 60 santimlik doğru parçası aslında yere paraleldir. Yere paralelse zaten arkadaşlar şuradaki KP'ye de paralel olacaktır. Şimdi bakın buradaki KP uzunluğu aslında 60 santim olmalı. Neden? Şöyle düşünün. Ben buradan masayı katlamadan önceki versiyonunu anlatıyorum. Burası R. Burası da L. Şimdi masayı katlarsanız eğer şöyle olacaktır. R üssü buraya, L üssü buraya gelecektir. Adam bunun 60 olduğunu söylüyor. Dikkat edin burası 60 sağa. Bunların hemen yukarılarında bulunan K ve P noktalarının arasındaki mesafe de 60 olacaktır. Zemine dik olduğumuz için buradan tık diye yukarı çıkarsınız buraya varırsınız. Simetrinden tık diye yukarı çıkarsınız buraya varırsınız. Demek ki burası da 60 olacaktı. Peki arkadaşlar burasının 60 olduğunu da şöyle gösterelim. Şimdi madem bunlar birbirine simetrikse o zaman buradaki P noktası da K noktasına simetrik olacaktır. Doğru mu? Yani bunların her biri 30-30 olur deriz. Devam. O reüsü 50 santimdir diyor. Bir dakika dur. O reüsü neresi? Burası O noktası değil mi? Evet hocam. Burası R reüsü noktası değil mi? Aynen hocam. Şimdi O reüsü derken burayı kastediyorlar. Arkadaşlar buradaki şekil kalabalıklaştı. O yüzden ben buraya bir çizim yapıyorum. O. Şurası P. Zemine dik. <laughs> Burası reüsü. Ve ben şurayı buldum. Daha doğrusu 50 santim olduğunu buldum. Buraya da bir 50 santim yazabiliriz. Şimdi zemine dik katlandığı için zaten buradaki açının 90 olması lazım. Kısacası burası 90. Ben zaten simetriklikten bunun 30 olduğunu bulmuştum. Ha müthiş bir şey çıktı. 30, 40, 50 üçgeni çıktı. Demek ki burası da 40 santim olacaktı. Şimdi bu soruda aslına bakarsanız şurayı tespit etmiş olduk. Yani buradaki mesafe 40 santim. Peki bu mesafe zaten burası değil mi? Evet buraya bir 40 santim yazabiliriz. Çünkü ne dedik? Burayı alıp şöyle katlıyoruz. Uzunluk değişmeden aşağı doğru yönelecektir Yani 40 santim buraya geçer. Şurası ne kadardı? Bu da 30 kadardı. Devam ediyorum. BC'yi bulacağız biz. BC'yi nasıl bulacağız? Peki BC'yi bulmak için şöyle bir şey yapsam olur mu? Dikkatlama yapıyordum ya. Buradan zaten BC kiriş. E kirişe dikme girmişler burada. O halde şurası bir 90 derecedir ve eşit eşit bölmüştür. Şimdi ben BC'yi bulacağım ama BC'yi bulmak için BP'yi bulsam 2 ile çarpsam soruyu çözerim zaten. Peki nasıl bulacağım? Dikkat edin buradaki dairesel masanın aslında şu anda yarı çapını bulmuş oldunuz. Yarı çapı kaç arkadaşlar? 70. Peki yarı çap 70 ise şu çizgiyi çekersem buraya 70 yazabilir miyim? Evet hocam. Aa bak burada güzel bir üçgen çıktı. Buradaki üçgen şurası 30, şurası 90, Şurası da 70 olan bir üçgen. Peki buradan ben Pisagor bağıntısı yaparsam şu uzunluğu getirebilir miyim? Evet. Bakın nasıl yapacağım. 10 ile bölünmüş versiyonunu düşünün. Yani 7 var karşınızda. 3 var. Bir de şurayı bilmiyorsunuz. Pisagor'u böyle yapacağız. Ters yapalım. 49 9 40. Yani burası kök 40. O zaman burası kök 40 oluyorsa 2 kök 10 demektir. Peki 2 kök 10 aslında bakarsanız buraya yazılırsa onda biri buraya yazıldığı için daha doğrusu 2 kök 10'un 10 katını alacağız. O zaman buraya 20 kök 10 gelecek. Güzel. Peki burası 20 kök 10 değerine sahipse 20 kök 10'a sahipse burası kaç olacak? E bu da 20 kök 10 olacak. 2 tane 20 kök 10'dan cevabımız 40 kök 10 çıkmış olacaktı. Gayet düşünce, üç boyutlu sistem, çember, daire. Neredeyse her şey vardı soruda. Güzel bir soru olmuştu. Evet geldim bir sonraki soruya. Bak bu da onun kadar, en az onun kadar güzel. Şimdi şuna takılma. Güzelliğine bak sen. Bir şehirde bulunan uzun kenarı 80, kısa kenarı 60 metre olan dikdörtgen şeklindeki parkın kenarlarına teğet, daire biçiminde küçük bir havuz ile çeyrek daire biçiminde bir havuz yapılıyor demiş. Şekilde gösterilmiş zaten. Şekildeki gibi KM yürüyüş yolu doğrusal ve havuzlara teğet olduğuna göre çeyrek daire biçimindeki havuzun yarı çapı küçük daire biçimindeki havuzun yarı çapından kaç metre fazladır? Şimdi önce buradan gidelim istiyorsanız. Bakın şu üçgeni baz alalım. Dikdörtgen ya burası 80, şurası 90 çeyrek olduğu için zaten değil mi? Peki biz bu e, daire biçimindeki çeyrek daire biçimindeki havuzun nesini bulacağız yarı çapını arkadaşlar şuradan hemen şöyle bir tane çizgi çekersem. Soru da zaten teğet olduğunu söylemişti, değil mi? Kenarlarına teğet diyordu. O zaman ben merkezden teğete bir tane çizgi çektim, tık tık. Burası ne olur? 90 olur. Ve aynı zamanda burası bizim e, büyük havuzumuzun, yani çeyrek havuzumuzun yarıçapı olur. Bizim hedefimiz burayı bulmak. Hemen şöyle bir şey yapalım. 60-80, hipotenüs 100 olur, değil mi? O halde biz aslına bakarsanız şöyle bir üçgenle karşı karşıyayız. 60-80. Buradan bir tane çeyrek daire geçiyor. Şöyle burası da 100. Ve biz bunu hesaplamaya çalışıyoruz. Burası da R. Nereden gideceğiz? Tabii ki alandan gideceğiz. Bu üçgenin alanını bulmaya çalışsam 60 ile 80'in çarpı yarısını almayacak mıyım? Evet 60 çarpı 80'in yarısı alandır. Peki şuradan da alan bulunamaz mı? Taban 100. Yükseklik dikkat ederseniz ona girilen dikme R. E, tabanla yüksekliğin çarpımının yarısı da alandır. E, i̇kisi de alan olduğuna göre ikisini birbirine ne yaparız? Eşitleriz. Tık tık ikiler gitsin. Şu sıfırlarda bunu yok etsin. 6 kere 8 hop 48. R değeri 48 çıktı. Yani burasındaki yarıçap 48. Geldik buna. Şimdi burada dikkatinizi çekmek istediğim bir nokta var. M, N, -K üçgenine bakın. M, N, -K üçgeni. M, -N -K üçgeninin tüm kenarlarına T değil mi bu? Peki arkadaşlar bu havuz aslında M, N, -K üçgeninin iç T çemberi değil midir? Evet hocam. Peki iç teğet çemberle ilgili biz ne biliyoruz ya da ne öğrendik az evvel konu girişinde? Dedik ki iç çemberin yarı çapı R ise biz bunu o üçgenin yarı çevresiyle çarparsak alanını bulmuş oluyoruz. Sur dedik buna da. Hemen bu üçgenimizin yani MNK üçgeninin önce bir alanını bulalım. Nasıl bulacağız? Burası 60 olduğu için 60 ile 80'in çarpımının yarısını alacağız. O halde 60 çarpı 80 bölü 2 diyorum. Eşittir. Yarı çevre diyeceğim. Arkadaşlar yarı çevre zaten 60, 80, 100 üçgen olduğu için bunun aynı olduğu için yarı çevre 60 artı 80 artı 100'ün yarısı olacaktır. Bu da ne demektir? 240, 120 demektir. Yani yarı çevre 120 çarpı. Şimdi iç çemberinin yarı çapı. İç çemberinin yarı çapını bilmiyoruz. Ona da başka bir şey diyelim istiyorsanız. Evet A diyelim. A olsun. Ve ben bunu eğer tutup A ile çarparsam sur formülü gereği eşitlik sağlanmış olacak. Şimdi sadeleştirme yapalım. Vazgeçtim. Şununla şunu götürelim. 2 çıksın. Burada 2 duruyor. 2 ile de şunu götürelim. Kaç çıkıyor burası? 40 çıkıyor. Bununla da bunu götürelim. Hop 20 çıkıyor. Yani A dediğim değer aslında 20'ymiş. Şimdi ben bunu da buldum ya artık yarı çapların farkını bulmaya çalışacağım. Yani fazlalığı hesaplamak için. 48 ile 20'nin arasındaki fazlalığa bakacağım. Tabii ki 28 olacaktı. Tabii ki bunu arkadaşlar şuraya çekip şuraya çekip benzerlik vesaire yapıp da bulabilirsiniz. Ama bu daha hemen sonucu verdiği için ben göstermiş olayım bunu size. Evet geldik başka bir soruya. Aşağıdaki bak geometride son zamanlarda AYT'de özellikle e, ne yapıyorlar? Şekli vermiyorlar. Şekli öğrenciden çizmesini bekliyorlar. Polinomu vermiyorlar. Sizden polinomu kurgulamanızı istiyorlar. Dolayısıyla bu bu da o tarz sorulardan birisi. Dikkatli izle. Aşağıdaki aşamalar izlenerek bir geometrik çizim yapılıyor. Aralarındaki uzaklık 4 santim olacak şekilde l 1 ve 2 doğruları çiziniz demiş. Ha, çizeceğiz. O zaman şöyle bir yardımcı nesne çağıralım hemen. Aralarındaki uzaklık l1 ve l2 olacak şekilde e, doğrular çizelim. İşte böyle. l1 ve l2. Tabi uzaklık 4 santim olsun dediği için ben bunları paralel çizmek zorundayım. Paralel çizmezsem uzaklık, uzaklıktan bahsedemem. L1 üzerinde A noktası alınıp A merkezli 6 santim yarıçaplı çember çiziniz demiş. L1 üzerinde bir A noktası alacağım. Bunların arasındaki mesafe 4 santim ama ben 6 santim yarıçaplı bir çember çizeceğim. Arkadaşlar. Şimdi Pergel mantığıyla düşünelim. Şu kadar olsa zaten 4 santim. E, Yarıçapını 6 ayarlarsanız bakın çember görüyorsunuz. Şöyle kesip geçecektir. Dolayısıyla 6 santim şöyle olsun. 6 santim yarıçaplı çemberi göz kararı çizmiş oluyorum. Evet. Şimdi burası 6 santimse o zaman şunu 6 atabilirim. Şuna da aynı şekilde aradaki mesafe olduğu için doğru arasındaki mesafe olduğu için 4 atabilirim. Bana bu çemberin l2 doğrusunu kestiği noktalar B ve C olsun demişler. Tamam. Burası B olsun bu da C olsun diyelim ki değil mi? Şimdi mesafe dik olduğu için zaten buraya bir 90 atarız. Biz zaten bunu C'ye birleştirirsek de 6 kazanmış olacağız. Ve üstüne üstlük şunlar da eşit olacaklar birbirine. Hemen tık tık hesaplayalım. 36 eksi 16'nın karekökü kökü burayı vereceği için Pisagor'dan kaç yazacağız buraya? 2 karekök 5 yazacağız. Yine aynı şekilde bu da 2 karekök 5 olacak. Devam ediyorum. C merkezli BC şöyle bir biraz yapalım da evet. C merkezli BC yarıçaplı çemberi çiziniz demiş. Bir dakika dur. BC yarıçaplı. BC ne kadar? 2 4 kök 5 kadar. Şimdi bir dakika. BC 4 kök 5. 4 kök 5 sayısı zaten kök 80 demektir, değil mi? Kök 80 yarıçaplı çemberi çiz demiş bana. Tamam. Bu çemberin L1 doğrusunu kestiği noktalar P ve R olsun diyor. İşte burada dur. Çemberin L1 doğrusu L1 üstekiydi zaten. P ve de keseceğini söylüyor. Şimdi C'yi merkez olarak tuttunuz. Yarı çapınız kök 80 ise eğer böyle bir yarı çaplı çember çizeceksiniz. Arkadaşlar kesinlikle şu üste çıkarsınız. Neden? Bu kök 36'dır. Bizim yarı çapımız kök 80. Aşıyor bir kere. Daha fazla olması lazım. Yani buralardan gitmesi gerekiyor. O zaman B'den geçen C'yi merkez kabul eden şöyle bir... Tabi üstteki kağıda da bulaşmadan çizeceğim. Şöyle bir çember çizebilirim. Gördüğünüz gibi C'yi merkez kabul ettiği için yarıçapı kök 80 oldu. P ve L'de kestiğini so söylemiş bana tamam. Şurası P noktası olsun. l bir kestiği yer. Burası da R noktası olsun. Güzel. Şöyle biraz kaydıralım. Tamam soru ne diyor? Bu şu ana kadar tamamladım. Bu çizime göre PR noktaları arasındaki uzaklığı bul diyor. Ha, şimdi getirelim şöyle bir koyalım. P ve R arasındaki uzaklığı bulacağız. Evet. Şimdi şuradaki kahverengiyi bulmaya çalışacağım. Benim zaten çemberimin yarı çapı ne kadardı? Yarı çapı kök 80 kadardı. O zaman şuradaki mesafe tam tamına kare kök 80 olacaktır. Peki doğrular arasındaki mesafe kaçtı? Sorunun başında bunu vermişti. 4 kadardı. Şuraya mesafe olduğu için dik atabiliriz. Arkadaşlar şurası kaç birim kadar? Pisagor yapalım. Kök 80 karesi 80'dir. Eksi bunun karesi 16'dır. Yani kaç yapmış oluyor? Bir de bunun kare alacağız 8 yapmış oluyor. O zaman buradaki mesafe 8. Şimdi dikkat PR arası mesafeyi bulacağım ya. Her ne kadar çizimde biraz bozuk çıksa da şöyle ilerlemeli. R aslına bakarsanız şuralarda bir yerde olmalı. Çünkü neden? Merkezden PR kirişine dikme çizdim ya eşit bölmeli. Yani şu mesafeyle şu mesafe eşit olur. E, dolayısıyla bir 8 de buradan olur. Aynı şeyleri buradan da yapabiliriz. PR arasındaki mesafeyi görüyorsunuz. 8, 8 de burada. 2 tane 8'den hop 16 çıkmış oluyor. Zaten sorumuzun cevabını bu şekilde bulmuş oluyoruz. Doğru yanıt 16 olacaktı. Geldim başka bir soruya. Bir kare görüyorum. İçinde çemberler görüyorum. Ama Allah'ım. Nasıl çözeceğiz? Bir okuyalım önce. ABCD karesinin içine A merkezli çeyrek ve DC çaplı yarım çemberler çizilmiştir. A merkezli çeyrek görüyorsunuz şöyle ve DC çaplı yarım çemberler çizilmiştir. Peki BF üzerinde E noktasında kesişmektedirler demiş. Şurada E noktasında BF üzerinde. Demek ki doğrusal gidiyor bu kırılmadan. Kesişmektedir. FC 8'dir. Alan ABCD'yi bana bulsana diyor. Şimdi bir kere arkadaşlar bakın bu soruda kare olduğuna göre benzerliği aklınızdan çıkarmayacağınız bir. İkincisi çeyrek lafından ve kareden dolayı zaten burası bir 90 derecedir. Onu atalım. Şu anda ne işleyecek ben de bilmiyorum. Şimdi bu 8'i nasıl kullanacağız acaba? Bir çemberi, çemberin olayından gidelim istiyorsanız. Öncelikle çemberde çapa bakan, bakın burada özellikle çap olduğunu söylemiş ya. Çapa bakan çevre açı diktir. Hemen şuradan şöyle bir çevre açı oluşmasını sağlıyorum. Tak tak, burası 90 olacaktır. Çünkü çapa bakıyor değil mi? Peki bu benim ne işime yarayacak? Bu şu anda çizimini yapmış olduğum DEC üçgeninin hipotenüsünü siz de fark ettiniz. Karenin bir kenarı hipotenüs değerimiz. Şimdi benzerlikten laf açıldı ya az evvel. Karede çok çıkıyor gerçekten dikdörtgende de. Buna acaba eş bir üçgen kurgulayabilir miyiz? Hemen şuradaki merkez noktasından buradaki DE kirişine. Neden kiriş burası? Çünkü A'yı kendisine merkez kabul eden görüyorsunuz çemberin üzerindeki iki noktayı birleştirdi. O zaman DE nedir? Tabii ki kiriştir. Arkadaşlar merkezi kirişe dik olarak birleştirirseniz eğer yani şu hamleyi yaparsanız ne kazanmış oluyorsunuz? Tabii ki kirişi ortalamış oluyorsunuz. Eşit, eşit bölmüş oluyorsunuz. Bu çizgiyi çektik diyelim ki. Şimdi bu çizgiyi tamam iki eşit parçaya böldürüyor da ne işime yarayacak? Şimdi dikkat 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 şu üçgenlere iyi bakınız. Bunun hipotenüsü karenin kenarına bakıyor. Bunun da hipotenüsü karenin kenarına bakıyor ama bu yetmez işte. Ne yapacağız? Bunların benzerliklerini kurgulayacağız. Hemen şu açıya bir nokta diyelim. Buna da çizgi diyelim. Nokta çizgi kaç yaptı? 90 hocam. E o zaman bunun da 90 olması için bu da nokta olacak. 90 nokta ne eksik? Burada da çizgi eksik. Hayırlı olsun. Maviye boyadığım üçgenler açısal olarak 90 nokta çizgi olduğu için eşler. Peki açısal olarak eşler de hipotenüs değerleri de eş değil mi bunların? Evet. İşte bundan dolayı üçgenler birebir kopya üçgenlerdir denilebilir. Peki buradan nereye varacağım? Noktanın karşısına x birim diyelim. Tabi burası da x olacaktır zaten eşitlikten. Bu üçgende noktanın karşısı x'e bakıyorsa bu üçgende de noktanın karşısı kime bakacaktır? Yine x'e bakacaktır. Gördünüz mü? Kısacası buradaki üçgende dik kenarlar 1'e 2 oranla kesiştiler. Yine aynı şekilde parmağımın altında da dik kenarlar 1'e 2 oranla kesişirler deriz. Peki bu bilgiden sonra nasıl bir yöntem izlemem lazım? Soru tıkandı çünkü. Burasının x kök 5 olduğunu biliyoruz. Arkadaşlar bakın şuraya çizimini yapayım ben size. Küçük bir model alacağım. Bakın şu bizim neyimizdi? A merkezli çeyrek dairemizin bir yayıydı. Şurası 90 derece. Şimdi dikkat. BED açısını gösteriyorum. Buradan buraya getirdiniz. Şurası E, burası B. Şuradan şuraya getirdiniz. Bu da D. Bana şu açının ölçüsünü söyleyebilir misiniz desem ne dersiniz? O açının ölçüsü bak şuradan bulunacak. Bunu biraz devam ettirdiniz. Şöyle yaptınız. Buradaki 90 derece ise şu açı tam merkezli zaten. Şuradaki yayın ölçüsü de 90 olur. Peki ters taraf ne olur? Süpersin. Aferin sana. 270 olur. Bu göstermiş olduğum kahverengi açı Çevre açı değil mi? Evet. Onu burada da gösterelim istiyorsanız. Burası bir çevre açı. Peki çevre açı gördüğü yayın yarısı değil midir? Evet. O zaman burası hop 135 derece oluyor. Bak müthiş bir şey yakaladım. Demek ki burası 135 derece. Peki bu ne işime yarayacak? Şu çizgi zaten BF çizgisi kırılmadan gidiyordu. Zaten BF'den bahsettiği için buradan anlayabiliriz. Kırılmadan gittiğine göre bu taraftaki açı 135 ise şu taraftaki açı ne olacaktır? Tebrik ediyorum. 45 olacaktır. Peki arkadaşlar bu 90, yanındaki 45 ise diğer tarafa da yine aynı şekilde 45 yazamaz mıyız? Yazarız. İşte buradan şu siyah çizginin açıortay olduğunu çıkartıyoruz. Peki bu iç açıortaysa ya da açıortaysa ne işime yarayacak? Yani DEC üçgeninin tamam. Bu bir ortayı da ben bunu nasıl değerlendireceğim? Şöyle. X kenarının altında 8 var, değil mi? Açıortayın oranından dolayı 2x kenarının altında 16 olmak zorunda. Hatırlıyorsunuz değil mi? iç açı ortayı. Dolayısıyla x kenarı 8'e bakarsa 2x kenarı 2 katı olduğu için 2 katına bakar. Buradan df 16'dır yorumunu yaparız. Peki buradaki karenin kenarı ne kadar çıktı bir kenar uzunluğu? 24 çıktı. Ben alanını aramıyor muyum zaten? Evet. O zaman cevabımız 24'ün karesi olacaktı. 24'ün karesinden 576 sonucunu buluyoruz. Cevabımız Denizli olacaktı. Görüyorsunuz müthiş bir soru. Geldim başka müthiş soruya. Bak dikkat. Beşinci seviye. Durdur. Dur, yapmaya çalış. Sonra izle istiyorsan. Ben sen yapmışsın gibi çözüyorum. Şimdi hemen kalemlerimi bir belirleyeyim. O merkezli 2 kök 2 yarı çaplı demiş. O merkezli 2 kök 2 yarı çaplı. Şöyle yazalım. Çemberde ODC derece 15 derecedir. O noktasının AC kirişine göre simetri B. O noktasının AC kirişine göre simetri B. Simetri dediği için arkadaşlar şu yorumu yapabiliriz herhalde. Hemen ayna mantığıyla, AC'de ayna mantığıyla, AC'de ayna varmış mantığıyla. Şöyle çizgiyi çekeriz tam simetri olan nokta. Şurası ve simetri konuştuğumuz için tabii ki burası 90 olacaktır. E simetri dediğiniz için de zaten buraların eşit olması lazım. Yani şu noktanın simetri veren doğru parçasına mesafesi de görüntüsünün mesafesi aynıdır. Peki simetri B'dir. Tamam bunu hallettim. DC kirişine göre simetri P ise demiş. O noktasının DC kirişine göre simetri P Şimdi onunla ilgili O noktasının DC e, kirişine göre simetri göz kararı ayarladım ben. Şuralara bir yere geliyor. Bunun da ismi P imiş. Tabi bunun üzerine de gelebilir dışına da gelebilir onu şu anda bilmiyorum. Ama buradaki şekle göre ayarlama yaparsak göz kararı böyle bir şey çıkıyor. Şimdi simetrilerini aldım. PB mesafesini bulacağız. PB derken neyi kastediyor? Şurayı kastediyor değil mi? Evet aynen öyle. Şimdi şu elimizde 2 iki kök 2'den başka hiçbir şey yok. O zaman buradan bir gidiş yapalım. Hemen şuraya kök 2'yi buraya da ne atabiliriz? Kök 2 atabiliriz. Arkadaşlar şuradaki açıyı bulsam sanki bir şeyler oluşacakmış gibi geliyor. O yüzden yarı çap çizmek de önemli bir kavram olduğu için şöyle bir karar veriyorum. Bu çizgiyi çekelim. Burası ne kadardır? 2 kök 2 kadardır. Dikkatinizi çekti mi? O, C, D üçgeni ikiz kenar oldu. O zaman buradaki açı ne olacaktır? 15 derece olacaktır. Peki arkadaşlar şuradaki açı için bir şey söyleyebilir misiniz? Söyleriz hocam. Ne söyleyeceksiniz? 30 diyeceksiniz değil mi? Aferin. Neden? Çünkü 90'ın karşısı iki kökü ise yarısı 30'a bakar. O yüzden burasının 30 olması gerekiyor. Peki biz simetri almamış mıydık ya? Evet. O zaman simetri aldıysak ve hatta şunu da yazalım. Burası 60 derece. Simetri aldıysak O'yu katlayıp B'ye yapıştırdıysak OC'yi de şuraya katlamış olmamız lazım değil mi? Madem simetri konuşuyorsak ve dikkat ederseniz bu 30 derece tık diye buraya geçecektir. Şimdi devam ediyorum. Burası 60, burası 60. E o zaman şurası da ne olacaktır mecburen? 60 olacaktır. Zaten bu 60'ı şuradan da yakalardık. 2 kök 2, 2 kök 2 olduğu için aradaki açı da 60 olduğu için ikiz kenar bir üçgenin iç açılarından biri 60 ise o artık eşkenar olmuştur. Mantığından da yakalayabilirdik. O zaman buraya da 2 kök 2 atayabiliriz. Şimdi Simetri demişken P'nin üzerinde hiç çalışmadık fark ettiyseniz eğer. Buradaki e, O'nun simetrisi P ise OC'nin simetrisi de ne olacaktır? OP olacaktır. O zaman bunu da çekebiliriz. Ve 15 derecede tık diye yan tarafa katlanmış olacaktır. Katlanarak. Güzel. Tamam. 2 kök iki de katlayalım hocam. Eyvallah. O zaman buraya da 2 kök iki atayabiliriz değil mi? Simetri aldığımız için. Biz neye, bu, neye ulaşmaya çalışıyorduk? Bir dakika. Bayağı bir şey yaptık. BP'ye ulaşmaya çalışıyorduk. Peki BP'yi hemen çizelim. Bir görelim bakalım. Şöyle bir çizgi çektiniz. Arkadaşlar şu yeşil üçgene dikkatli bakınız. Bu yeşil üçgende 30, 30, 15, 15. Ne yaptı buradaki açılar? Toplam 90 yaptı. Aman ya Rabbi. O zaman buraya bir tane 90 atar mısınız? Evet. Peki bu 90'sa 2 kök 2, 2 kök 2 nasıl bir üçgen çıktı görüyorsunuz sizde. Burası 2 kök 2, şurası 2 kök 2, şurası P, burası B, şurası da BP mesafesi ve üstelik şurası da 90 derece. Allah yüzümüze baktı. Demek ki arkadaşlar burada 45, 45, 90 üçgeni var. O zaman hipotenüs bunun kök 2 katı olacaktır ve 4 olacaktır diyebiliriz. Cevabımız bu soru için C olarak işaretlenebilir görüyorsunuz. Mantık olarak böyle değişik enteresan bir soruydu. Geldim başka bir soruya. Bu da soru metrede 4'ü gösteriyor bana. Peki AB çaplı yarım çemberde demiş burası. EF 12'dir. AE 16'dır. Bak AE 16 diyor. O zaman buraya 4 yazarsın değil mi? Güzel. X'i ben de görüyorum. Kaç santim olduğunu sormuş. Şimdi çemberle ilgili ne biliyorum? Çap kelimesi geçti. Çapa bakan çevre açı tak 90 derecedir. O zaman buradan gidebilirim. Peki başka ne? Nereden gidebilirim? Şimdi şöyle bir şey yapalım mı? Çapa bakan çevre açı hemen şunu bir tamamlasam. Evet burada 90 oluşur. Ama bu veriler olmadığı için öklit falan da yapamam. Önce oraya bir girmeyeyim. Şu 4 ve 12'den düşünelim. Yine çapa bakan çevre açı şöyle de çizebiliriz galiba değil mi? Hiçbir sakıncası yok. Sonuçta burası da 90 derece olacaktır. Şimdi arkadaşlar burası bizim çemberimizin çapı ve dik üçgenin hipotenüsü. Yine aynı şekilde ECA diye ECA dik üçgeni de var. Soruda verilmiş zaten. Acaba bunların arasında bir şey yakalayabilir miyiz biz? İkisi de dik neticede değil mi? Bak tıkanırsam benzerliğe başvur. Bir bakalım benzer olacaklar mı? Ben de merakla bekliyorum. Burası 90. Şuradaki açıya ben bir nokta açı atayım. Şuradaki açıyı da müsaadenizle boyamak istiyorum. Aklımda tutuyorum 90 nokta boyalı açı. Peki F, A, B üçgenine bakın. 90 nokta. Şuradaki açı ne olacaktır yine? Şöyle pardon yanlış yaptım. Hatta şunu da şöyle yapalım. Çizgi ve nokta olacaktır. Dikkat ettiyseniz eğer buradaki oluşan benim oluşturduğum üçgenle buradaki üçgenin açıları birbirine ne geldi? Eşit geldi. Açılar eşitse o zaman kesinlikle benzerlik vardır. Kur benzerliği hemen yapıştırıyorum. Başlıyorum. Şuradaki nokta açının karşısından kaçı görüyor? Dördü bölü. Buradaki üçgende nokta kimi görüyor? Dikkat edin AC'yi görüyor. O zaman buraya bir AC yazalım. Eşittir. Tekrar döndüm bu tarafa. 90'ın karşısını alalım. Mesela 90'ın karşısı kimi görüyor? AB'yi görüyor. Yazdım AB'yi. Bölü. Büyük üç, daha doğrusu diğer üçgende 90'ın karşısı kimi görüyor? Bakın dikkat edin 90'ın karşısı tak diye 16'yı görüyor. Fark ettiniz mi? O zaman buraya 16 yazabiliriz. Devam. Boyalının karşısı kimi görüyor? FB'yi görüyor. Onu da devam ettirebilirim. FB. Bu üçgende boyalının karşısı kimi görüyor? EC'yi görüyor arkadaşlar. Buraya da EC yazabiliriz. Bu bir beklesin. Valla buradan bir şey çıkartamadım henüz. Peki. X'e ulaşmak için az evvel de yeşil alayım bu arada. Az evvel de bir şey konuşmuştuk ya. Şuradan da bir tane 90 gireriz. Yani çizgi çekersek burası 90 olur demiştik. Çünkü çapa bakıyor neticede. Bu yeşil üçgende diklikten diklik inilmiş mi? Evet hocam o zaman öklit vardır. Yap ökliti. Ökliti nasıl yapacağım? Öklitin kurallarından birisi de şuydu. Dik kenarlarının herhangi birisinin karesini alırsanız kendi tarafındaki parçayla tamamını çarpıyordunuz. Doğru mu? O zaman x'in karesini aldığınızda ac ile ab'yi çarpmış olacaksınız. Ac çarpı ab olacak. Peki ben bu soruda bu x'in çarpımını ele geçirirsem zaten soru bitmiş olmayacak mı? Aynen öyle. Şu yukarıdaki ifadeye dikkatli bak. İlk iki orana bak. Yap buradan işler dışları. AC çarpı AB ne geldi? 64. O zaman buraya 64 yazarız ve sevinç gözyaşlarını dökebiliriz artık. X kare 64 ise müthiş bir şey çıktı. Her iki tarafın kare aldınız. X eşittir. 8 gelmiş oluyor. Cevabımız C seçeneği olacaktı. Evet arkadaşlar çemberde uzunluk ve açılarla ilgili soru çözümümüzü tamamladık. Şimdi bir önceki dersin yani yamuk kare dikdörtgen dersinin ödülü sorusunu cevaplandıracağım ve bu dersin ödülü sorusuyla kapatacağım. İkisi kenar yamuk biçimindeki özdeş tahtalar şekildeki gibi birleştirilerek iç kısmına fotoğraf yerleştirilen bir çerçeve yapılır. Bu çerçevenin iç kısmının uzun kenarı 24'tür. Dış kısmının kısa kenarı 16'dır. Buna göre bu çerçeve yerleştiren fotoğraf kaç santimetre kare alan kaplar demiş. Yani şu içerideki dikdörtgenin alanına fotoğraf giren kısmı alanını soruyor. Önce tahtalar eşse ben bu e, tahtaların Yukarıdaki daha doğrusu şöyle yapalım istiyorsanız. Tahtalardan birini şuraya resmedelim. Şu şekilde. Evet işte böyle. Şu kenarına x dersem. E, üst tabanı bu. Buradaki alt tabanına da y dersem. Hepsi için bu geçerli olur değil mi? Yani şurası x olacaktır. Şurası x olacaktır. Şurası x olacaktır. Yine aynı şekilde burası şu olduğu için y olacaktır. Burası da aynı şekilde y olacaktır. Buradan ne ele geçirdik? 3x artı 2'ye yaz. 3x artı 2 tane y 24. Şimdi bu tarafa gelelim. Şurası y, burası y, burası x arkadaşlar. Buradan ne ele geçirdik? 2 tane e, ne ele geçirdim? 2 tane y, 1 tane de x ele geçirdim. Bunun uzunluğu ne kadar? 16 kadar. Şimdi matematik bilgisi kullanalım. O zaman diyelim ki bunları taraf tarafa çıkartalım. 2'yeler gitti. 3 xten x çıktı. 2x bunlar çıkarsa 8x eşittir. 4 geldi mi? Güzel x 4 ise eğer buraya 4 yazalım ya da üstteki denkleme fark etmez. Şurasının 12 olması gerekiyor 16'yı vermesi için. 2y 12 ise y değeri de 6 çıkacaktır. Şimdi gelelim buraya. Y değerini 6 bulduk ya. Bakın şurası o halde 6 olacaktır değil mi? Burası ve burası da x olduğu için yani 4 olduğu için 2 tane 4'ünüz var bir tane de 6'nız var. Toplamda bu uzunluk kaç yaptı? Tebrik ediyorum 14 yaptı. Şimdi fotoğraf yerleştirilen alana dikkatli bakarsanız 24 çarpı 14 oldu. Sorumuzun cevabı 24 çarpı 14 olacaktı. 4 kere 4 16 son basamak 6 olacak. Maşallah 3 tane 6 var o yüzden çarpalım. Şunu 10 artı 4 diye düşünelim. 240 artı 96 oluyor. 100 olsa 336, 100 olsa 340 olurdu. 336 cevap Bursa'ymış. Arkadaşlar bu dersin ödüllü sorusu da işte bu soru. Bir sonraki derste dairede alan işleyeceğiz. Bununla ilgili çok önemli örnekler yapacağız. Sorumuz da bu. Bir sonraki derste görüşürüz. Kendinize iyi bakın.